Sözcü yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in AK Parti'den nasıl bilgi aldığını açıkladı. TV5'te yayınlanan, moderatörlüğünü Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz'in yaptığı dördüncü güç programına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz Sedat Peker'in videolarının siyasete yansımalarını değerlendirdi. Saymaz, AK Parti'nin töhmet altında olduğunu söyleyerek, bütün AK Parti kitleleri bu pazar ne olacak diye kendi kaderini bekleyen, idamlık mahkum gibi bekleyiş içerisinde. Bu durum AK Parti içerisinde çatlağı büyüttü öyle görüyorum ben. Parti içerisinde bir eğilim var. Daha çok milli görüş tandaslı, hala o kimliğini bir ölçüde koruyan eğilim. Onlar partideki bu milliyetçi yükselişten rahatsızlar ve onun unsuru olarak Süleyman Soylu'dan da rahatsızlar. Dolayısıyla bu hesaplaşma iyi olur, temizlik olur diyerek de görüyorlar anladığım kadarıyla ifadelerini kullandı. Gazeteci Saymaz, Sedat Peker ilk videosunda ne planlamıştı? 7 ila 8 bölüm çekeceğiz dedi. Kahramanlarımız olacak dedi kim olacak dedi. Mehmet Ağar, efendime söyleyeyim Korkut Eken, pelikancılar. Bunları dedi fakat birdenbire dördüncü videodan itibaren Sayın Soylu katıldı. Soylu ile beraber Soylu'nun alt başlıkları katıldı, bazı gazeteciler katıldı, diyerek sözlerini şöyle sürdürdü, bu arada ne oldu? Sezgin Baran Korkmaz girdi devreye, SADAT girdi, Suriye silahları girdi konu çeşitliliği artmaya başladı, figürler artmaya başladı. Bu arada güncel gelişmelere bağlı olarak süreç uzadı. Bugün itibariyle Sedat Peker'in ele aldığı dosyalar evrak evrak verdiği bilgiler itibariyle şunu anlıyorum. Bürokraside bir çatlaktan bilgi, belge akıyor. Emniyetten olabilir, yargıdan olabilir, iş dünyasından bilgi, belge akıyor. Maliye Bakanlığı'ndan dili yanmış ihalelerden dili yanmış iş adamları mesela Sezgin Baran Korkmaz olayının bu kadar detaylandırılması sadece bir yeraltı dünyasının fısıltısı olmaktan çıkarıyor durumu. Bence parti içinden de bilgi alıyor. Parti içinden bilgi alıyor olayının en net kanıtı Ekim ayında ilk videodan itibaren görüştüğü kişilerin sıkalası. Silivri olayına dahil bu kadar enformasyon vermesinin sebebi de zannedersem emniyet içinden bilgi alıyor olması ifadelerini kullandı.